Bu videoda Fethullah Gülen'in Vatikan ziyaretini ve Papa ile yaptığı gizli anlaşmaları ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Takvimler 9 Şubat 1998'i gösteriyordu. Fethullah Gülen, Amerika'ya gitmeden yaklaşık bir yıl önce Vatikan'da Papa II. Jean Paul ile bir araya geldi. Peki, bu görüşmede neler konuşuldu? Dinler arası diyalogdan İslam dünyasına kadar birçok konuda görüşmeler yaptılar ve bir anlaşmaya varıldı. Gülen, Vatikan'ın dinler arası diyalog projesinin bir parçası oldu. 10 Şubat 1998'de Gülen, Papa'ya bir mektup yazdı. Mektupta dinler arası diyaloğun öneminden bahsediyor ve Vatikan'ın bu projedeki misyonunu desteklediğini belirtiyordu. Ancak arka planda başka anlaşmalar da yapıldı. Eğer Fethullahçı yapının başına bir bela gelirse Vatikan koruma sağlayacaktı. Bu, FETÖ'nün Türkiye'de hala tam anlamıyla temizlenememesinin nedenlerinden biri olarak görülüyor. FETÖ üyeleri Vatikan'ın desteği altında korunuyor ve bu yapının dünya çapındaki bağlantıları sayesinde faaliyetlerine devam edebiliyor. Ancak bu sadece başlangıç. FETÖ, Vatikan'ın dinler arası diyalog projesine engel teşkil eden isimleri hedef aldı. Türkiye'de etkili 4 büyük hoca bu süreçte itibarsızlaştırıldı. Vatikan'ın görünmeyen gücü, medya ve istihbarat ağı ile dünya çapında etkili olmaya devam ediyor. Vatikan, dünyanın en büyük medya, finans ve emlak güçlerinden biri. Yüzlerce gazete, radyo ve televizyon kanalıyla tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Aynı zamanda çeşitli büyük şirketlerde hisseleri bulunuyor ve devasa bir servete sahip. Bu güç sadece ekonomik değil, politik ve kültürel etkiler de yaratıyor. Daha da önemlisi, Vatikan yardım adı altında birçok bölgeye misyonerler göndererek Hristiyanlığı yaymaya çalıştı. Irak Savaşı sonrası, Adapazarı depreminde ve diğer felaket bölgelerinde bu stratejiyi uyguladı. Sonuç olarak, FETÖ'nün Vatikan'la yaptığı gizli anlaşmalar ve bu yapının küresel güçlerle olan ilişkileri, örgütün neden bu kadar güçlü olduğunu ve Türkiye'de tam anlamıyla bitirilemediğini gözler önüne seriyor. Sizce FETÖ ile mücadele bu kadar basit mi? Ya da arka planda çok daha derin ve karmaşık bağlantılar mı var? Bu soruları sormaya ve sorgulamaya devam etmeliyiz.